أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعلم يجلو أفكار الناشئين والشباب ويوقظ مشاعرهم ويحيي عقولهم ويرقي إدراكهم، إنه يصلحهم بالحق أمام الباطل، وبالفضيلة ليقتل الرزيلة، وبالعلم ليفتك بالجهل. إنه يملأ النفوس الجامدة حياة، والعقول النائمة يقظة، والمشاعر الضعيفة قوة. إنه يشعل المصباح المنطفئ، ويضيء الطريق المظلمة، وينبت الأرض المواتة، ويثمر الشجر العقيمة. إن المعلمين عدة الأمة في سرائها وضرائها وشدتها ورخائها، لا تنتصر في حرب إلا بقوتهم، ولا تنهزم إلا لضعفهم، ولا يزدهر العلم إلا بهم، ولا ترقي مصانعها ومتاجرها إلا برقيهم. هم منشئ الجيل، وهم عنوان الأمة، ومظهر ضعفها أو قوتها، وهم عقلها وقلبها وخلقها، لأنهم يربون أبناءها وبناتها، ويهذبونهم ويرشدونهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. المعلم أورتمن yeclu, parlatır, geliştirir, efkaren naşiine, gençlerin, yeni nesillerin, ve şebabi, gençlerin fikirlerini cilalar, parlatır, geliştirir. Ve yuqizu, uyandırır, meşairahum, onların duygularını, hislerini, ve yuhyi, hayat verir, uqulehum, gençlerin akıllarına. Ve yuraqi, geliştirir, ilerletir, inceltir, idrakehum, idraklerini. İnnehu, öğretmen, yusallihuhum, onları silahlandırır, takviye eder, güçlendirir. Bil hakki, hak ile silahlandırır, teçhiz eder. Emamel batili, batılın karşısında. Ve bil fazileti, erdemle, faziletle onları takviye eder. Liyektulur rezilete, her türlü kötülüğü öldürsün, yok etsinler diye. Ve bil ilmi, ilim ile onları destekler, güçlendirir, takviye eder. Liyeftuku, yok edip ortadan kaldırsınlar. Bil cehli, cehaleti ortadan kaldırsınlar diye. İnnehu, öğretmen, yemle'u, doldurur, en nüfusel camidete, o donmuş donuk nefislere, gönüllere hayaten, yaşam verir, onları yaşamla, canlılıkla doldurur. Vel ukulen naimete, uyumakta olan akıllara ise yakazaten, uyanıklık doldurur. Vel meşaire daifete, zayıflamış hislere ve duygulara kuvveten, bir kuvvet verir. İnnehu, öğretmen, yuş'ilu, yakar, tutuşturur. El misbahel muntafi'e, sönmüş olan lambaları, kandilleri yakar, tutuşturur. Ve yudi'u, aydınlatır. Et tariqel muzlime, karanlık yolları aydınlatır. Ve yunbitu, yeşertir. El erdal mevate, çorak toprakları yeşertir, filizlendirir. Ve yusmiru, meyveye durdurur, meyve vermesini sağlar. Eşşeceral akime, kısır ağaçların meyve vermesini sağlar. İnnel muallimine, şüphesiz ki öğretmenler, uddetul ümmeti, bir milletin dayanağıdır. Fi serraiha, geniş zamanda da, ve darraiha, dar zamanda da. Ve şiddetiha, sıkıntılı zamanda da, ve rahaiha, bolluk zamanında da, ümmetin, milletin dayanağı öğretmenlerdir. La tentasiru, bir millet galip gelemez, fi harbin, herhangi bir savaşta, illa bi kuvvetihim, öğretmenlerin güçlü olması durumu hariç, bir savaşta millet galip gelmez, zafer kazanmaz. Ve la tenhezimu, ve yenilmez, mağlup olmaz, illa li da'fihim, öğretmenleri zayıf olmadığı sürece. Ve la yezdehiru, parlamaz, gelişmez, ilerlemez, el ilmu, ilim, illa bihim, öğretmenler olmadıkça. Ve la turakki, gelişmez, ilerlemez, mesani'uha, o milletin üretimi, ve metaciruha, ticareti, illa bi ruqiyihim, öğretmenler gelişmiş olmadıkça. Hum, öğretmenler, munşi'u, inşa edicilerdir, el cili, yeni nesilleri inşa eden insanlardır. Ve hum, onlar, unvanu, normalde adres başlık anlamlarına gelen unvan burada sembol anlamına, örnek, misal anlamına gelir. Ve hum, onlar, unvanul ümmeti, bu millet, bir milletin sembolleridir.
misalleridir, görünen yüzleridir. Ve mazharu da'fiha, o milletin zaafının, ev kuvvetiha, ya da gücünün açığa çıktığı bir alandır öğretmenler. Ve hum, onlar akluha, bir milletin aklı, ve kalbuha, bir milletin kalbi, ve hulukuha, bir milletin ahlakıdır. Liennehum, çünkü öğretmenler, yurabbune, yetiştirirler, ebnaeha, o milletin çocuklarını, ve benatiha, ve kızlarını, oğullarını ve kızlarını terbiye edenler öğretmenlerdir. Ve yuhezzibunehum, onları eğitirler, ve yurşidune, yönlendirirler, hum, onları ila ama fihi, içinde bulunana, hayruhum, o ümmetin, o çocukların hayrının, ve salahuhum, ve kurtuluşunun bulunduğu hayırlı şeylere ve işlere onları yönlendirirler. El muallimu, alleme öğretti, yuallimu öğretiyor. Muallim ismi fail, öğretmen, öğretici. El muallimu mübteda olduğu için merfu. Yeclu haber, fiil cümlesi aslında. Yeclu'nun tahtında huve var. Huve muallime döner. Yeclu cilalar, parlatır, geliştirir. Fikrun efkarun, fikir, fikirler, efkarını. Ennaşiine, naşiun kelimesinin çoğulu. Naşiine. Burada muzafın ileyh olduğu için naşiine şeklinde mecrur haliyle geldi. Cem-i müzekker salim kelimeler merfu iken naşiune vavnunla gelirler. Ama burada olduğu gibi mecrur ya da mansup olurlarsa yanunla gelirler. Efkaren naşiine. Naşi kelimesi neşe'e, yenşe'u kökünden neş'etun mastarının ismi, neşe'e fiilinin ismi failidir. Neşe'e yenşe'u, doğmak, ortaya çıkmak, belirmek. Min ve an harfi ceriyle kullanılan bir fiildir. Neş'et etmek, Türkçemizde kullanıyoruz. Nokta noktadan doğmak, nokta noktadan meydana gelmek. Burada da yeni doğanlar, yeni nesiller anlamında. Eşşebabi, şabun kelimesinin çoğuludur. Şebabun, genç, gençler anlamına geldiği gibi şebabun kelimesi aynı zamanda gençlik anlamına da gelir. El muallimu öğretmen, yeclu geliştirir, efkare fikirlerini, ennaşiine yeni nesillerin, ve şebabi ve gençlerin. Ve yuqizu eykaza, yuqizu iqazun, uyandırdı, uyandırıyor, uyandırmak. Meşairahum, meş'arun, his, duygu kelimesinin çoğulu meşair, kırık cemidir. Burada yuqizu uyandırır, kim? Huve, o. Kime döner? Muallim, öğretmene. Öğretmen uyandırır. Neyi? Meşairahum, duygularını. Ve yuhyi, hayat verir, ukulehum, onların akıllarını. Aklun, ukulun, onların akıllarına hayat verir, yaşam verir. Ve yuraki, inceltir, geliştirir, idrakehum, idraklerini, anlayışlarını, kavrayışlarını. İnnehu, öğretmen, yusallihuhum, sallaha, yusallihu, taslihun, silahlandırdı, silahlandırıyor, silahlandırmak, takviye etti, güçlendirdi anlamlarına gelir. İnnehu, öğretmen, yusallihu, güçlendirir, takviye eder, hum, yeni doğanları, yeni nesilleri ve gençleri bil hakkı, hak ile, hakkın müdafiye olma duygusuyla onları takviye eder. Emamel batili, batılın karşısında. Ve bil fazileti, faziletle, erdemle, onurla, izzetle. Niçin? Liyaktulu, öldürsünler, yok etsinler, ortadan kaldırsınlar. Errezilete, her türlü rezilliği, kötülüğü ortadan kaldırsınlar diye onları erdemle takviye eder, silahlandırır, güçlendirir. Daha ve bil ilmi, ilimle, ilmun ulumun, ilim ilimler, bil ilmi, ilimle, bilgiyle onları donatır. Liyeftuku, feteke yeftuku, fetkun. Bir harfiyle gelir. Burada verdik mi? Ha, vermişiz. Feteke yeftuku fetkum bi. Yok etmek, öldürmek, ortadan kaldırmak anlamlarına gelen bu kelime. Kırıp geçirmek, özellikle düşman için kullanılırsa, orduda, savaşta kullanılırsa, kırıp geçirmek, tamamını yok etmek anlamında. Ve bil ilmi, ilimle onları donatır. Liyeftuku, yok etsinler. Bil cehli, cehaleti, cahilliği yok etsinler diye. İnnehu, öğretmen, mele'e, yemle'u, innehu, öğretmen, yemle'u, doldurur. En nüfuse,
Nefsun, nüfusun ve enfusun. İki tane çoğulu vardı hatırlarsanız. En nüfuse, nefisleri doldurur. El camidete, donuk, ölü, hareketsiz nefisleri doldurur. Neyle? Hayaten, yaşamla doldurur. Vel ukule, akılları, ennaimete, uyumakta olan akılları. El ukul, akılsız çoğul, gayri akıl çoğul, bunun sıfatı olan ennaime, dolayısıyla müfret müennes gelmeliydi. Dikkat ederseniz zaten öyle gelmiş. Vel ukulen naimete, uyuyan akılları, yakazaten, uyanıklıkla doldurur. Onları uykularından uyandırır. Vel meşaira, duyguları, hisleri, tekili meş'arundu burada vermiştik. Vel meşaira, duyguları ve hisleri, evvaifete, zayıflamış duyguları ve hisleri, kuvveten, güçle, kuvvetle doldurur. İnnehu, öğretmen, yuş'ilu, tutuşturur. El misbaha, misbahun mesabihu, ayette geçer. Bismillah ve lekad zeyyenne sema'a dünya bi mesabiha. İki taraftan da uzatılan bir şey. Misbaha, kandilleri, lambaları. El muntafi'e, intafe'e, yentafi'u, söndü, sönüyor. Muntafi'e, sönmüş, sönmüş lambaları tutuşturur. Yeniden yakar, ışık verir, hale getirir. Ve yudi'u, aydınlatır. Ela'e, aydınlattı. Yudhi'u, aydınlatıyor. İdâetun, aydınlatmak. Ve yudhi'u, aydınlatır. Et-tarika, yolları. El-muzlime, karanlık yolları aydınlatır. Ve yunbitu, yeşillendirir. El-erda, toprağı. El-mevâte, çorak, ölü. Ölü toprağı yeşillendirir. Ve yusmiru, meyve vermesini sağlar. Eş-şecere, ağacın. El-akime, akim insan için kullanılırsa soyu kesilmiş, arkası gelmemiş anlamında. Herhangi bir işin de devamı gelmemiş, yarıda kalmışsa, kesik bir şekilde, atıl bir şekilde kalmışsa, inşallah bizim kitabımızın tercümesi öyle olmaz. O işe de akim kelimesi kullanılır. Eşşeceral akime, kısır ağaçları meyve verir, hale getirir. İnnel muallimine. Şimdi muallimine kelimesi burada aslında bunun aslı muallimuneydi. İnneye isim olmakla mansuptur. Cem-i müzekker salim kelimeler sadece ref halinde merfu oldukları dönemde vavnunla gelirler. Merfu kelimeler nelerdir? Mübdedalar merfudur. Haberler merfudur. Kâne'nin isimleri merfudur. İnne'nin haberleri merfudur. Bu merfu olma durumlarında ya da kelime yalnız başınaysa, önünde ve sonunda kelime yoksa, tek başınaysa yine merfu olarak gelir. Tek başına olduklarında ya da mübdeda, haber, kânenin ismi, innenin haberi olması durumlarında bunlar vavnunla gelirler. Ancak mansup ya da mecrur olduklarında dikkat ederseniz yukarıda naşiine, aslında naşiu neydi bu kelime? Naşiine burada muzafun ileyhti, mecrurdu, iğne ile geldi. Burada ise innenin ismidir, mansuptur, yine iğne ile geldi. Demek ki cem-i müzekker salimlerin hem mansup hem de mecrur halleri her zaman yanunla gelir. İnnel muallimine, şüphesiz ki öğretmenler, üddetu, şimdi hareke olmasaydı iddetu pek çok ümmeti, ümmet, millet diyecektik. Hayır. Bilerek hareke koydu kelimeyi yanlış anlamamızın önüne geçmek için. Udde mesnet, dayanak, güven kaynağı. Uddetu, dayanağıdır. El ümmeti, milletin, milletin güven kaynağıdır, dayandığı yerdir. Fisserraiha, genişlik zamanında. Ve darrahiha, sıkıntı zamanında. Ve şiddetiha, ve darrahiha, darlık zamanında. Ve şiddetiha, sıkıntı zamanında. Ve rahaiha, bolluk zamanında. Tüm bu zamanlarda iyi kötü her türlü durumda milletin dayanağı öğretmenlerdir. La tentasiru, İntasara yentasiru, kişinin kendi istek ve iradesiyle birine, düşmanının karşısında yardım etmesi demektir. Mesela Hazreti Nuh Allahu Teala'ya dua ettiği bir ayette bismillahirrahmanirrahim. Enni mağlubun fentasir. Ya Rabbi ben mağlubum, bir pekiştirme edatıyla. Feda'a rabbehu, ya Rabbi, Rabbine dua etti ve şöyle dedi. Enni mağlubun, ya Rabbi ben mağlubum, fentasir, bana iradenle yardım et.
Burada bu inceliği, bu güzelliği niye yaptı mübarek? Şimdi bir dilenci insanın yolunu kesse, önünü kesse ve bir şeyler istese, def'u bela kabilinden ondan kurtulmak için bir yardımda bulunsan o yardım sınırlı kalır. Bazen eşinizle yolda giderken adam geliyor, yapışıyor. Allah sevdiklerinizi size bağışlasın falan gibi uzatıyor lafı. Ondan kurtulmak için elinizdeki bozuk paraları verip def edip kurtuluyorsunuz. Şimdi Allahu Teala ud'uni estecib lekum diyor. Bana dua edin, ben size karşılık vereceğim. Eğer verdiği söze binaen kula karşılık verecekse bu karşılığın az olma ihtimali her zaman için söz konusudur. Orada Hazreti Nuh çok güzel bir incelik gösteriyor. Enni mağlubun, ya Rab şüphesiz ki ben mağlubum. Sanki Rabbi halini bilmiyormuş gibi pekiştirme edatı kullanaraktan kendi mağlubiyetini önce ilan ediyor, halini arz ediyor ve bu duayı 950 sene peygamberlik yaptıktan sonra, bu kadar emek ve çile çektikten sonra ölümle tehdit edilince mübarek bu duayı yapıyor. Fentasir, benim bu halimi gör de bana kendi rızanla yardım et. Çünkü kendi rızasıyla yardım edildiğinde yapılan yardım çok daha yüksek olur. Mesela bir insan düşünün, sabah arabasıyla işe giderken aniden önüne bir çocuk fırlasa, bir araç fırlasa ve ucu ucuna o beladan, o kazadan kurtulsa ne yapar? Kendi istek ve iradesiyle, oh elhamdülillah bundan kurtulduk, bir sadaka çıkarayım diye Müslüman böyle düşünür. O zaman vereceği sadaka eşinin yanındayken gelip yapışan bir dilenciye verdiği sadakadan çok çok daha yüksek olur. Niye? Çünkü kendi istek ve iradesiyle yaptığı bir eylemdir. Miktar fazla olur. Aynı şekilde intasara yentasiru, zafer kazanmak, zafer elde etmek, başarılı olmak anlamına da gelir düşman karşısında. La tentasiru, galip gelmez, zafer kazanmaz. Kim? Hiye. Kime dönüyor? Umme, millete dönüyor. Bir millet zafer kazanamaz. Fi harbin, herhangi bir savaşta, illa olmadığı sürece, bi kuvvetihim, öğretmenlerin gücü olmadığı sürece. Yani bir milletin öğretmenleri güçlü olmadığı sürece herhangi bir savaşta zafer kazanamaz. Ve la tenhezimu, inhezeme, yenhezimu, inhizamun. Mağlup oldu, mağlup oluyor, mağlup olmak. Ve la tenhezimu, mağlup olmaz. Kim? Hiye. Kime dönüyor? Ummetun. Ümmete dönüyor. Bir ümmet mağlup olmaz. İlla li da'afihim. Öğretmenleri zayıf olmadıkça. Ve la yezdehiru. Gelişmez, parlamaz, ümit vermez. El ilmu. Bilim, ilim o millette. İlla bihim. Öğretmenler olmadıkça. Ve la turaqi. İlerlemez, gelişmez. Mesani'uha. O ümmetin, o milletin üretimi ve metaciruha, metcer kelimesinin çoğuludur. Bu da mesna kelimesinin çoğuludur. Fabrikalar anlamına, üretim yerleri anlamına da gelir. Metcer de ticaret yapılan ticarethane anlamına, metacir ismi mekandan çoğuldur. Ne onların üretimi, o ümmetin, o milletin üretimi ve metaciruha ne de ticareti gelişmez illa bi ruqiyihim, öğretmenleri gelişmiş olmadıkça. Hum, öğretmenler munşi'u. Arkadaşlar yukarıda biz naşi'in, pardon, aynı kelimenin farklı bir ismi failini görmüşüz. Enşe'e inşa etti. Yunşi'u inşa ediyor. Munşi'un inşa edici, inşa eden, kuran. Şimdi bu kelime demiştik ki ötreli mimle başlayan mun, rubai, humasi ve sudasi fiillerden elde edilen ve ötreli mimle başlayan isimler, gerek ismi fail olsun gerek ismi meful olsun fark etmez. Bu isimler her zaman kurallıdırlar. Bunların çoğulları vavnunla gelir. Bu kelime aslında munşiu nedir? Enşe'e inşa etti. Yunşiu inşa ediyor. İnşaun inşa etmek, kurmak, meydana getirmek. Şimdi munşiun, munşiani, munşiune. Bir inşa edici, iki inşa edici, inşa edenler. Sonundaki nun muzaf olması nedeniyle elcil, çoğulu ecyal, nesil, nesiller, cil kelimesine birleşerek onunla bir isim tamlaması, bir terkip oluşturduğundan dolayı sonundaki nun düşer. Kuralımız şu: cemi müzekker salim kelimeler. Cemi müzekker salim kelimeler. İster burada olduğu gibi merfu olsunlar, ister burada olduğu gibi mansup ya da mecrur olsunlar, fark etmez. Bunlar bir başka kelimeye muzaf olur da onunla isim tamlaması oluştururlarsa sonlarında bulunan nun düşer.
Burada da nun düştü. Hum onlar mübteda. Mahallen merfu çünkü mebnidir. Sükun üzere mebnidir. Mahallen merfudur. Munşi'u bu cil olmasaydı munşi'une haberdir, merfudur, vavla. Ama buraya birleşti. Munşi'ul cili. Yeni neslin inşa edicileri, kurucularıdır öğretmenler. Vehum onlar unvanu yüzüdür, sembolüdür, misalidir, örneğidir öğretmenler el ümmeti bir milletin. Ve mezharu zahara açığa çıktı. Yezharu açığa çıkıyor. Mezhar açığa çıkma yeri. Da'fiha bir milletin zaafının, zayıflığının açığa çıkma yeri de yine öğretmenlerdir. Yani öğretmenlere bak, bir toplumun güçlü ya da zayıf olduğunu oradan anla. Ev kuvvetiha ya da güçlü oluşunun açığa çıktığı yer o milletin öğretmenleridir. Ve hum yine öğretmenler akluha o milletin aklıdır ve kalbuha onun kalbidir ve hulukuha o milletin ahlakıdır. Liennehum çünkü o öğretmenlerdir yurabbune eğiten ebnaeha milletin oğullarını ve benatiha ve kızlarını. Yine ve yuhezzibune eğitirler hum o çocukları, o kızları ve oğlanları ve yurşidune yönlendirirler hum onları ila ea ma olana fihi içerisinde hayruhum kendi hayırları. İçerisinde kendi hayırları bulunan iyi ve güzel şeylere onları yönlendirirler. Başka ve salahuhum kendi kurtuluşları. Ecib an cevapla el esileti soruları taliyeti gelen bir. Maza ne yef'alu yapar el muallimu öğretmen. El muallimu öğretmen yunşi'u inşa eder el cilel cedide yeni nesilleri inşa eder. Bi eyyi şeyin ne ile yentasiru zafer kazanır fil özür dilerim yuntasaru meçhul okuyayım çünkü burada failimiz yok. Yuntasaru zafer kazanılır fil harbi savaşta. Yuntasaru fil harbi savaşta zafer kazanılır bi kuvveti muallimi el ümmeti. Dikkat ederseniz nunu düşürdüm. Ümmetin öğretmenlerinin gücü ile savaşta zafer kazanılır. Men kim ellezî dirdir yunşi'u inşa edendir el eciyale yeni nesilleri inşa eden kimdir? El muallimu öğretmen huvellezî. Buradaki huve bizim Türkçe'de gerek yok gibi görünür ama aslında Araplar onu kullanırlar. El muallimu öğretmen huve evet o ellezî en an yunşi'u inşa edendir. El eciyâl el cedîdete yeni nesilleri inşa eden öğretmendir. İmle doldur. El feraga boşluğu bi ile ma olan huve kendisi münasip uygun. Kendisi uygun olan şey ile boşluğu doldur. Bir. El hakku hak hakikat huve o emamel batili batılın karşısında. El fadlu erdemdir. Es silahu silahtır. Es zahiratu ambarlarda depolanan zahiredir. El üddetu dayanaktır. Evet, el üddetu emamel batil batılın karşısında bir dayanaktır. Es silahu da aslında mana itibariyle batılın karşısında bir silahtır. Hak, hakikat duygusu, hakkı sevme duygusu. Ma yemle'u ne doldurur? En nüfusel camidete donmuş nefislere, çalışmaz haldeki uyuşuk nefislere hayaten yaşam doldurur. Hiyel ukulu akıllar, hiyel meşairu duygular, huvel muallimu öğretmen, huvel rukiyu gelişme ilerleme. Hayır, bu da huvel muallimdir. O donuk nefislere yaşam dolduran. İnne da'fel muallimine şüphesiz ki öğretmenlerin zayıf oluşu dikkat ederseniz muallimine muzafun ileyhtir, mecrurdur ve yanunla gelmiştir. Çünkü cem-i müzekker salimdir. Yüeddi ila neden olur? İzdiharil ümmeti milletin gelişmesine. Yüeddi ila neden olur? Da'fil ümmeti milletin zayıflamasına. Yec'alu kılar el ümmete milleti fisserrai bolluk içinde kılar, genişlik içinde kılar. Yec'alu kılar el ümmete bir ümmeti fizzarrai sıkıntı içinde kılar.
Burada A şıkkı en tatlı gelen şık bir ümmetin gelişmesini sağlar. Arkadaşlar bir önceki parçada dile getirdim, dipnota da yazdım. Öncelikle hocalarımız bir emek yiyerek bir kitap basmışlar. Bunun içinde tabi belli masraflarda bulunmuşlardır. Belli zaman ve emek harcamışlardır. Kul hakkı olmaması açısından kitap önümüzde açık bulunsun. Ben talepler doğrultusunda mümkün olduğu kadar yazıları büyütmeye çalıştım. Daha rahat okunsun, takip edilebilsin diye. Ancak bu kitabı satın alıp önünüze koymazsanız not, ben kitabın yazarlarından biri değilim. Ve bunun içerisinde de ticari herhangi bir payım, katkım, aldığım, alacağım bir şey söz konusu değil. Ancak kul hakkı boyutuyla kesinlikle ama kesinlikle bu bize helal olmaz. O kitabı satın alırız. Kendimiz okuma noktasında zorluk çekiyorsak bu videolardan istifade ederiz. Ha bunun sadaka cariyesi, sevabı banadır. Emek yiyen kişi olarak. Ama kitap yayınlayan yazarların hakkına tecavüz etme hakkımız olmaz. Şöyle bir şey yaşamıştım geçmişte. Bu 70 CD'lik bir İngilizce, çok güzel bir İngilizce çalışma seti vardı ve diyebilirim ki üniversitede akademik çalışma yapan hemen herkesin elinde bu CD'den vardı. Ben o CD'yi açtığımda birinci CD, sınıf ortamında profesyonel bir ortam oluşturmuşlardı. Profesyonel bir kamera çekimi yaparak konuları çok güzel işleyip gidiyorlardı. Belli ki bu insanlar bunu ticari amaçla yapmışlardı. Oradaki isimden internette küçük bir araştırma yaptığımda İzmir'de Evren Okuşlu muydu? Değişik bir soy isim, tam hatırlamıyorum. Telefonlarını buldum ve kendilerine telefonla ulaştım. Ya şöyle şöyle bir CD elime geçti. Ben bunu ticari amaçla yaptığınızı fark ettim. Helal etmeyeceğinizi düşünerekten sizi aradım. Ne yapalım? Kesinlikle dediler, biz helal etmiyoruz. Biz onu ticari amaçla yaptık. Bir sürü masraf ve zaman ayırdık. Dolayısıyla o tarihte kendileri 150 TL'ye satıyorlarmış. CD'ler bende var olduğu için 100 TL gönderirseniz biz hakkımızı helal ederiz dediler. İzmir Alsancak'ta olduğunu sanıyorum. Bir İş Bankası şubesine o hesaba parayı yatırdığımızda o CD'den istifade etme hakkını elde etmiş bulunduk. Hani bu anlamda kitabı kesinlikle satın almanızı, kitap önünüzde açıkken videoyu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki parçada buluşmak üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.